بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ الآن مثل ما قلنا الحركات المساعدة أو بقولولها التشكيل الفتحة الضمة الكسرة السكون والشدة. We will talk these five forms. The first one, al-fatha, it's the sound of a short sound, a. Then al-dhamma, it's the u sound, u, u, short sound also. Then al-kasra, we put the kasra under the letter. Al-fatha and al-dhamma above the letter, but al-kasra under the letter. It's the sound of E, short sound. As-sukun, silence, there isn't any sound. As we say the letter. Al-shadda, it's about this form, shadda. Put it on the above the letter. Ashadda mean we when we say the same letter twice. The first one it's with some with this form, maybe fatha or dhamma or kasra, and the second letter, the same second, it's have silence, sukoon. Then we talked about this letter, this form, ashadda. Yes. Bu derste Ali hocamız harf hareketlerini anlatacak bizlere. Harflerin hangi harfin nasıl ses çıkardığını anlatacak. Fetha'nın üstün, el-fetha olanın üstün olduğunun nasıl ses çıkardığını anlatacak. Damme'nin nasıl ses çıkardığını anlatacak bize. Kesra'nın altın, yani alttan olanın, kesra'nın nasıl ses verdiğini bize gösterecek. Sükûn'un nasıl cezim diye hitap ettiğimiz sükûn'un nasıl ses çıkardığını bize tekrardan anlatacak. Ve şedde'nin ikili okumanın, şedde'nin tarifini bize anlatacak Ali Hoca bu derste. Fadıl. At-tatbiq ala al-kelimat. Yani na'khuz evvel harf ونذهب إلى آخر حرف في الترتيب. الألف قلنا الألف زائد حرف اللام زائد لام زائد هاء يساوي الله، يعني كلمة الله هو حرف الألف زائد لام وحرف اللام زائد حرف الهاء. We take some construction of the letters. The first word we take it, the holy name of Allah. That's construct from alif. Lam, lam, wa harf al-ha, Allah. Furkan Efendi. Beş tane harfi, burada önümüzde gördüğümüz dört tane harf var. Elif harfiyle başlayacağımızı söyledi Ali Hoca. Elif ve lam harfi ve tekrardan lam ve sonda da he harfinin birleşiminde okunuşu Allah şeklinde okunuyor. İkilerini الحرف الثاني هو حرف الباء. حرف الباء إذا أتينا بكلمة فيها ثلاثة أحرف، أولها حرف الباء، الثاني حرف الحاء، الثالث حرف الراء. هذا حللنا هذه الكلمة، جمعناها مع بعض يخرج معنا كلمة بحر. بحر يعني سي أو دنيز.
The second letter, harful ba. The harful ba, if we collect three letters, ba plus ha plus ra, we collect it with the one word. It's mean sea, bahar, bahar. Harful ba, the first letter ba have fatha above it, ba. Ba fatha ba. Ba fatha ba. Ha sukun. Just the sound. There isn't any movement. Bah bah. Then harful ra bahar bahar. We didn't write the term or the form under the harful ra because we stand here. Bahar. Maybe sometimes it will take. It will come. Bahrun, bahran, bahra, bahru. If في درس لاحق هذا. That we will take in later, inshallah. B harfi ve H harfi ve R harfi. Gösterdiği B harfinin üzerinde fetha, yani üstün diye adlandırdığımız fetha var. Bir sonraki H harfinin üzerinde cezim mevcut ve sondaki R harfinin üstünde de tekrardan cezimle okuyoruz cümleyi. Sonunda sadece kelimeyi okuyacaksak, cümleyi bitireceksek cezimle okuyoruz. Okunduğunda da bahr diye okunuyor. Bahr. Ama devam edecekseniz cümleye bahrun diye devam ediyor. Bahran. Bahrin. O şekilde devam ediyor. Ama sadece cümleyi sonunda okuyacaksanız bah. Yani ikisinde de ha'nın ve ra'nın üzerinde cezimli olarak okuyoruz. Harf-ı talet harf-ı ta. Ta aleyha fetha ve mim sakina zaid harf-ı ra yusbih ledeyna tamr. Tamr. بين التمر يعني خرماء أو ديت ولكن إذا وضعنا على الراء شدة تمر على الميم ضمة وعلى الراء شدة يصبح تمر له معنى آخر يعني third word is three letter the first one تاء Second, mim. Third, ra. Ta, mim, ra. If we collect them together, become tamrun. Tamrun, tamr. Harf ta, fatha. Ta, fatha, ta. Mim, sukun. Tam. Tam. Wurra, tamr. It's mean date in English. Why we put the form or term above the letter fatha or kasra or dhamma? In Arabic language, if we change this haraka, it will change the mean the word. Like this tamar, tamar, if we put ta fatha, mim shadda, tamu ma'al dham, tamu, tamur, It became the verb. It's mean, it's walking. Tamur. So we put the this form, fatha, dhamma, kasra, on the letter. T harfiyle devam ediyoruz. T harfinden sonra gelen M harfi var ve en sonunda gelen Ra harfi var. T'nin üzerinde fetha, yani açık üstün olduğu için T diye okuyoruz. M'nin üzerinde cezim var ve Ra'nın üzerinde Arapçada duruma göre cezim gelebilir, Ran gelebilir, Run gelebilir. Birleştirdiğimizde cezimle okuduğumuzda ikisinde Tamr diye okunuyor. Bu da hurma demek oluyor. Arapçada cümlenin devamına göre şekil alabilir. Tamrun ya da Tamran diye şekillenebilir. Ama bizim şu anda gördüğümüz Tamr. Sadece Tamr diye okunuyor. İkisinin üzerinde de cezimli olarak alıyoruz. T'nin üzerinde fetha var. M'nin üzerinde cezim var. Ve
Ra'nın üzerinde cezim. Yani sükun diye atladı. Sükun diye adlandırdığı Ali hocamızın. Harfu rabi sa. Sa. Yani kulna lafzuha sa. İza vada'na sa. Ma'ahu sa. Aleyha damma su. Ve العين ساكنة سع والباء عليها فتحة ثعبان زائد الألف زائد النون ثعبان ثعبان هكذا الكلمة تجمع الثاء عليها ضمة والعين ساكنة والباء فتحة والألف والنون يصبح ثعبان. Yes. We have another word. It's connected from five letters. The first one, letter tha. Tha. In English, when we say or said thank you, thank you, the same sound. Tha. Tha. Tha dhamma. ثو ثاء ضمة ثو عين سكون ع ثع after that we have باء فتحة plus ألف المد we have a long vowel sound a ثع باء باء فتحة باء بط باء مع مد الألف باء with Alif mat, it became ba, thu'ba. In the end of the word, harf al-noon, thu'ban, its name, snake. Başlayacağımız harf, S harfi, peltek çıkarılan bir harf. Arapçada S. S'nin çeşitleri var, sin olarak var, sad olarak var. S olarak var. Bizim kullanacağımız S, peltek, dilin ucuyla çıkarılan bir ses. Arapçada harflerin çıkış yerleri de önemli. S'nin üzerine damme dediğimiz ötreyi koyuyoruz. Su. Su. Arapçada Ü harfi değil de her zaman U harfi kullanılır. Ü harfi kullanılmaz Arapçada. Su diye hitap ediyoruz. Ondan sonra gelen ayın, cezimli bir şekilde olan bir ayın. Üstünde cezim var. B'nin B var ondan sonra su, B, B'yi uzatmamızın sebebi de yanında met harflerinden elif, vav ve y olan met harflerinden birisinin barındırması. B'nin yanında bulunan eliften dolayı B'yi biraz daha çekerek okuyoruz. Su, ben, su, ben değil de su, ben, sonda da dizimli bir elif var. Su, benun. Aynı şekilde cümleye göre değişebilir bu. Su, ben diye devam edebiliriz. Su-benun diye devam edebiliriz. Ama oradaki elifin görevi med harfi olduğu için kendisinden gelen önceki harfi bir elif miktarı uzatmak. Su-ben. Harful-cim. Harful-cim. Evet, Ali, afwan. Teşekkür ederim. Mümkün tekebbiru share point. Lennu lissa sığire cahil innaz. Teşekkür ederim. سيدي من الإشارة اللي فوق عند الكرة الصغيرة مساويها كبيرة بس أو إذا بتغمقوها سيدي بالغامق بحس اسمك Thank you.
بعتقد شيخ علي ممكن تدوس على ال الإشارة ال إيش اسمها واحد الثاني على اليمين على يمين الزبالة من فوق على يمين الزبالة ال أيوة هذا ممكن كمان يعملها وأول إشارة فوق كمان في النص على اليمين اللي عليها إشارة صح إشارة زيادة زائد بيكبر يعني بيعمل زوم لحظة بس أنا أرجع أطلع منها هلا تمام أستاذ شكرا مرة أخرى صار مش الحال هيك؟ أفضل بيتر فوصلنا حرف الجيم الجيم حرف الجيم مفتوحة زائد حرف الباء مفتوحة ج ب جبل أو جبلون أو جبلين إلى آخره هذا يعني mountain أو ضغ جبل this word حرف الجيم plus باء plus لام جيم فتحة ج ج باء فتحة باء جاب لام جبل جبل it mean the mountain S harfinden sonra C harfine başlıyoruz. C harfinde üstü fetha olduğu için üstün olduğu için C diye okunuyor. Üzerine gelen B harfi var. O da aynı şekilde fetha olduğu için B diye okunuyor. Ve sonuna gelen lam harfi cezimle olduğu için B'yi lama vurarak duruyoruz. Yani cebel. Cebel diye duruyoruz. Ve bu da dağ demek Arapçada. O da söyledi. El harf harful ha ana asif. Fi anna hata hon nakalt el ha ila el ha ve el ha ila el ha. Yani satırın fok ba'dhum. بس يعني بعد الحرف نقلنا هذا إلى هنا وهذا إلى هنا. صحيح. düzenlenirken orada ufak bir hata olmuş. K harfiyle H harfin örneklerinin yerleri karıştığını söylüyor. Ufak bir hata. Yani siz onu alttaki ne olarak görürseniz daha iyi olur. After Jim harf we have H, but here we write K. Instead of ha, ha, it's jim ha then ha. Ha, هنا المثال حديد. حديد كيف نلفظه؟ إذا فككنا هذه الكلمة فككناها إلى أحرفها الأصلية. حرف الحاء عليها فتحة يصبح ح. ح. ح وحرف الدال إذا وضعنا تحتها كسرة يصبح حدي حدي والياء ساكنة يصبح حدي حدي
يعني فيها مد، والدال يعني يأتي آخر الحرف دائما يأتي حسب موقعها من الجملة، يعني حتى إذا كان فاعل أو مفعول أو فعل إلى آخره. لذلك تحدد حركة آخر حرف حسب موقعها في الجملة، فيصبح حاء مفتوحة حا، دال كسرة دي، ياء ساكنة حدي، دال يصبح حديد، حديد يعني ايرون او امير. نعم. We have this word from حرف حاء بلس دال بلس ياء بلس دال. حاء فتحة حاء. We have here دال كسرة. دال كسرة دي. After دال we have a vowel sound of E. So حرف الياء the letter ياء here become vowel sound. A long vowel. حد دي. دال كسرة دي. After that we have ياء. It's one of the third vowel letter in Arabic. Alif, waw, ya. Al ya, if the letter before it come with kasra, it become harf vowel sound d. But if harf if the letter dal have fatha or dhamma, it not become vowel sound. It be the letter of ya. But the letter, the vowel alif, the letter before it must be fatha. Fatha, after that alif, it became vowel sound a. Kasra letter with ya become vowel e. Hadi. The last letter is dal. حديد. حديد. We didn't put the form after the last dal. We put it about when this word come in the sentence. It's a verb, it's a subject, it's object. How it come, we put the form on or above or under it. Hadid, iron. Altıncı harf olan H'nın örneğiyle yedinci harfin H'nın örneğiyle karışmış orada bir durum var. Ve siz alttakine bakın. Yedincideki örneği okuyoruz şu anda. O altıncının örneği. Bir karışıklık olmuş. H harfinin üstünde fetha var. Yani üstün var. Onun için H diye ses çıkarıyoruz. Direkt düz H diye okunuyor. Bir sonraki harfin D'nin altında kesra var. Kesra olduğu için de altında di diye okuyoruz. Hadi, hadi, ha, di. Altında kesra olduğu için di diye seslendiriyoruz. Üçüncü olan harf y harfi. Bu size söylediğimiz harflerden elif, vav ve y. Üç tane harfimiz var Arapçada. Bunlar sükunsuz olduğu zaman, yani hareketsiz olduğu zaman bunlar sadece uzatmaya yarıyor. Yani kendisinden gelen bir önceki harfi bir elif miktarı, yani bir ses tonu miktarı kadar uzatmaya yarıyor. Elif, vav, ye. Üç tane harf. Elif, vav ve ye. Üç tane harf kendisinden gelen önceki harfi bir elif, yani bir ses tonu kadar farklı uzatıyor. Örnekteki gibi hadi, hadi değil de hadi diye bir ses tonu kadar uzatıyor. Sondaki de söylediğimiz gibi üzerine cezimle alıyoruz. Son harfi D harfini hadid diye okuyoruz. Hadid. Y'nin olmasının sebebi met harfi olmasından dolayı. Harekesiz olduğu için hadid. Biraz daha D harfini, Y'den önce gelen D harfini uzatarak okuyoruz. Hadid. Fadal Seyli. El harfü s-sabi'h ve harfü l-kha.
يعني مرة أخرى أقول الخطأ البسيط، يعني أنا وضعت الخطأ مثال الحاء عند الخين والخاء ومثال الخاء عند الحاء، أنا آسف. نصعد إلى السطر الأعلى، مثال الخاء، مثال الخاء خروف، خروف حرف الخاء عليها فتحة، إذا فككنا الكلمة حرف الخاء عليها فتحة وحرف الراء عليها ضمة، عليها ضمة، ثم حرف الواو ساكنة، يصبح خرو، خروف حرف الفاء قلنا حسب موقعها من الجملة كما يأتي، في الجملة تكون عليها فتحة أو ضمة أو كسرة، فيصبح تصبح الكلمة خروف، خروف معناها بالإنجليزي sheep أو كوزو. Yes. We apologize of you for this thing, small fault about حرف الخاء والحاء. We have here the word خروف. It's contact from حرف الخاء، خاء، خاء فتحة، خاء، خاء. After that we have حرف الراء، راء ضمة، رو، رو. Then vowel sound of واو. Why vowel sound? Before the letter, before because the letter before it have al dhamma, and the dhamma it's came with waw, fatha with alif, kasra with ya, dhamma with waw, then became the become this letter waw, vowel sound. و خرو، خرو. The last letter is فاء، خروف. خروف mean sheep. Bir sonraki harfimiz yedinci harf olan H. H harfi örneği altıda yazılmış. Onun için tekrardan Ali hocamız özür dilerim sizlerden. Bir karışıklık olmuş orada. H'nın örneği, yani yedinci harfin örneği altıncı harfin sırasında yazılmış. Üsttekine bakarak devam ediyoruz. Haruf, H harfi üzerinde fetha var, yani üstün var üzerinde. Onun için H, H. Bunun, bu harfin boğazdan biraz hırıltılı çıkması gerekiyor. Boğazın tam üstünde gırtlak kısmından çıkması gerekiyor. H. Ha, buraya dokunduğunuzda burada bir titreşim oluyor zaten. Ha, haruf, ha harfi. Ha harfiyle ha harfi karışmaması kesinlikle önemli. Çünkü bir örnekte bahsedebilirsem halaka ve halaka. İkisi de aynı harfin noktalı ve noktasız hali. Ama ses çıkış yerleri farklı. Halaka derseniz Arapçada bu tıraş etmek anlamına gelir. Halaka derseniz bu yaratmak anlamına gelir. Halaka ve halaka. O yüzden harflerin çıkış yerleri Arapçada çok önemli. En çok ihtimam edilmesi gereken konulardan birisi. H harfi. Üzerine fetha olduğu için K diye okuyoruz. R harfi geliyor bir sonraki harf. R. Haru derken R'nin üzerinde damme var. Ötre var yani Türkçesiyle. Dammeyi de ru diye okuyoruz. Haru. Bir sonraki harf vav. Bu örnek verdiğimiz harflerden elif, vav ve ye. Üç tane met harfi örnek vermiştik. Bu üç harften birisi gelirse gelen bir önceki harfi uzatıyor. Yani örnekte de olduğu gibi haru, ru diye uzatıyoruz. Haru değil de haru diye uzatıyoruz. Bir sesle onu farklı uzatıyoruz. Bir sonraki harfi. Bir önce gelen harf pardon. Son harf de f. Her zaman son harfinin örneğini söyledik. F'yi cezim olarak alıyoruz. Haruf.
birleşiminde haruf oluyor. Bu da Türkçedeki kuzu anlamına geliyor. Fadasıydı. Harfü dal, dal, harfü tamen. Ateyna bir kelime basita cidden. Hiya kelime dub. Dub huwa hayvan. تعرفونه حرف الدال إذا كان مضموم الدو دو إذا كان عليها ضمة دو وحرف الباء يعني بعدها يأتي حرف الباء يصبح دب إذا كانت في الكلام يعني يوضع عليها شدة أيضا إذا وقفنا عليها لا يوضع عليها شدة وإنما هكذا يقرأ دب. We have here a small word from two letters. The first one دال 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 ضمة دو دال ضمة دو باء سكون طبعا هنا here have no حركة دب دب it's mean bear the animal bear دب in Arabic language we have some word from just one letter there are words from two letters like this dub there has 3 4 5 until 12 letters yes Furkan efendi İyi bir sonraki harf 8. harf olan D harfi D D harfini biraz ince bir ses tonuyla okuyoruz D harfini. Bir de ayrıyetten D harfi var. Karışmaması için ince bir ses tonuyla okunur D harfi. Du. Bir sonraki harfte D olduğu için D'nin üzerinde damme var. D. Dal harfi. Dal. Del. Üzerinde damme olduğu için yani Türkçesiyle ötre olduğu için du. Ü değil du. Yani ince bir ses tonuyla du diye okuyoruz. Du. Ve bir sonraki harf B. B'ye çarptığımız zaman B'de şedde olduğu için B'yi şeddeli okuyoruz. Dub. Yani bir ufak bir milisaniye kadar üzerinde durup devam ediyoruz. Dub. Dudağı aç kapa yapana kadar. Dub. Bu da Türkçesinde ayı demek. Hadi. Harf-ı tâsâ huve harf-ı zâl. Harf-ı zâl. يعني موجود في القرآن الكريم كثيرا وعلينا لا نخطئ في لفظه نقول الذال الذين الذي ذهب ذهب إلى آخره هذا الحرف من الأحرف اللثوية يعني اللسان والأسنان والأسنان تلفظه من اللثة هذا الحرف مثلا إذا أتينا بكلمة ذرة 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 الحرف حرف الذال عليها ضمة ذو 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 وكان حرف الراء عليها فتحة ثم التاء المربوطة التاء المربوطة هذه أول مرة نراها أو نقرأها هي مثل الهاء لكن فوقها نقطتان فوقها نقطتان هذه علامة على التأنيث يعني في ربما في اللغات في اللغة التركية واللغات اللاتينية لا يوجد مؤنث ومذكر عندنا في اللغة العربية يوجد في الخطاب في الفعل في كل شيء يوجد يعني المذكر والمؤنث
في الأشياء كلها في كل الأشياء يوجد مذكر ومؤنث. المذكر لا يوضع له التاء المربوطة هذه، والمؤنث يوضع له تاء مربوطة. فهذه يعني ربما ستتعبون نوع قليلا في التمييز بين المذكر والمؤنث. Yes. We have this word with the first letter is الذال. الذال. This letter it's come in Al-Quran al-Kareem very much. الذين صراط الذين example. We be careful about this letter when we pronounce it. In English, there is the word that, this, the. It's a special letter, the tongue and the lips and the teeth, all of them until we take out this letter. The. Thal Dhamma Dhu. Thal Dhamma Dhu. Ra Fatha Ra Dhura Dhura. This, the last letter is Harfu Ta. Ta letter. Ta. We have two shapes from harf ta. The third one, alif, ba, ta, this one, and this one with zura. Also, this is harf ta, like the third letter in alphabetical Arabic. This ta, like this, have two dot above it, it's mean in Arabic mean a female name. In Arabic language we have male name, female name, but in English or Turkish there isn't in the word male to describe the male or female things. This word Zura, it's female word, have ta like this in the end of it. Zura mean corn. Yes. 9. harfle başlıyoruz. 9. harfte delden sonra gelen delin noktalısı olan zel harfi. Zel. Bu da Arapçada çok kez kullanılan hâze, zehebe, ellezi gibisinden Kur'an'da da birçok örneği olan bir harf, z harfi. Z harfinin aynı şekilde başka okunan z var, keskin bir z ve v var, kalın, biraz daha böyle dişlere değdirerek çıkarılan bir z var. Ama bunun okunuşu peltek olduğu için dilin ucundan çıkması gerekiyor. Çünkü harflerde gene söylediğim gibi karışıklık olursa anlamda bozukluk oluyor. O yüzden ve, zel harfi dikkat edilmesi gereken önemli bir harf. Z harfi üzerinde fetha var. Bir sonraki harfte ra, pardon, z harfinin üzerinde damme var. Ötve diye adlandırdığımız damme var. Zu, zu. Normal zu değil, biraz daha peltek çıkması gerekiyor. Zu. Bir sonraki harfte ra harfi. Ra'nın üzerinde fetha var burada gördüğümüz. Zu ra. Zu ra. Buraya o son harfte de h harfinde de h değil aslında t harfi. H harfi ile t harfinin farkı iki tane nokta var. Bu elifbada gösterilmiyor. Ama ikisi de aynı harfi temsil ediyor. Birisi H, birisi T. H ile T'nin farkları noktalı ve noktasız olmaları. H noktasız, T harfi noktalı. Buradaki örnekte
verdiği hocanın müzekker ve müennes olarak ikiye ayrılıyor Arapça harfleri. Arapçada kelimeler. Müzekkerler normalde sonlarında herhangi bir ek olmaz. Müennes olan kelimeler yani dişi ve erkeksi kelimeler olarak ayrılıyor. Arapçanın özelliği bu. Ne İngilizce'de var ne de Türkçe var. Türkçe'de var bu özellik. Sondaki harfin kelimenin sonundaki harfin sonunda eğer T harfi varsa o müennes bir harf oluyor. Ama H varsa yine başka bir şey yoksa o müzekker harfi oluyor. Bu da Arapçada olan bir kaide. Müzekker müennes kaidesi. Sadece bu T'lerde örnek oluyor. T varsa müennes oluyor. Yani dişi bir harf oluyor. O şekilde adlandırılıyor. T yoksa zaten herhangi bir harf almamıştır. Müennes oluyor. Müzekker oluyor. Tam tersinde T varsa da müennes oluyor. İki şekilde ayrılıyor Arapçada. Burada da örnekte gösterdiği gibi hocanın sizlere de söylediği biraz kafa yoracak bir konu ama kolay anlaşılacak. İyi dinlenirse kolay anlaşılacağını söyledi sizlere. Zura diye örnek verdi. Bu da Mısır anlamına geliyor. Normal yenilen Mısır anlamına geliyor. Fadaseydi. Fakat tekul fi ahir kelime iza ken ta marbuta mu ayyata yani rubbama يأتي تاء عادية وربما يأتي تاء مربوطة التاء المربوطة هو دليل على أن هذا الشيء مؤنث. Yes, as we say, this تاء with the word ذرة, this shape of the letter تاء, it's female, refer to female thing. But not the ta, the third one in alphabetical Arabic, alif ba ta. Not this, but only this ta. It's mean this word is female word. Hocanın son örnekte söylediği, dikkat etmeniz gereken örnekte söylediği T harfi, sondaki T harfi. Ve H harfi. İkisi de aynı harf. T ve H. Birisi noktalı, birisi noktasız. Son örnekte gösterdiği. İkisinin arasındaki fark müzekker ve müennes olması. Müzekker olan noktalı, noktasız olan H. Yani normal Arapçada cümleler, kelimelerde kullanılan sonuna eklenirse müennes oluyor. Bu da dişi cümle oluyor. Müzekker ve müennes farkları T gelirse dişi cümle oluyor. Müennes diye hitap ediliyor o cümle, o kelimeye de. العاشر حرف الراء الراء أتينا بكلمة بسيطة أيضا ثلاثة أحرف كلمة ريح ريح إذا كان الراء تحتها كسرة ري والياء عليها سكون ري والحاء بعد ذلك ريح ريح يعني هكذا يكون معنى أو تلفظ كلمة ريح هكذا نفككها وهكذا نجمعها يعني حرف الراء تحتها كسرة وحرف الياء فوقها سكون وحرف الحاء يصبح لدينا ريح. Another word started with harf ar-ra. Harf ar-ra. Ra have kasra ri. Ra kasra ri. After that we have the letter ya. Before ya we have kasra. So this is also we have here a vowel sound of E, ri. Then we have ha, riih. Ra kasra ri, ya sukun, ri become mad, become a vowel sound of E, ri. Then we have ha, riih. Riih mean the wind.
Onuncu harf olarak da Ra harfini alıyoruz. Arapçada alfabesinde olan onuncu harf Ra harfi. Ra harfinden sonra gelen Ra'nın üzerinde fetha var. Yani üstün var. O yüzden pardon, Ra'nın altında kesra var. Yani alttan olduğu için Ri diye okuyoruz. Ri. Ra kalın bir harftir ama sadece altında olduğu zaman, yani kesra olduğu zaman Ri ince bir şekilde okunuyor. Ri. Z'den sonra gelen Y harfi cezim var üzerinde. Ve sondaki harf aynı şekilde kelimenin son harfi olduğu için cezim olarak alıyoruz. Yani noktalı, sükun olarak alıyoruz onu da. Onun da okunuşu da şöyle oluyor. Zih, zih, zih altta ince, altta olduğu zaman Ra harfi kalın bir harf ama altta olduğu zaman, kesre olduğu zaman ince okuyoruz harfi. Zih, zih. Ya da bu da Türkçe'de rüzgar anlamına geliyor. Bakalım. Hadi aşar. Harful hadi aşar. حرف الزاي. الزاي مثل الراء لكن فوقها نقطة. كذلك نأتي بكلمة بسيطة جدا هي كلمة زيت. زيت طبعا يعني زيت زيتون، زيت الصخر، زيت إلى آخره. يعني زيت معروف ما هو الزيت. زيت حرف الزاي عليها فتحة زه زه، وحرف الياء عليها سكون يصبح زي زي زي، وحرف التاء قلنا الحرف الأخير يكون حسب موقعها من الجملة يصبح زيت لدينا زيت. نعم. We have here حرف الزاي زاي فتحة ز زاي فتحة ز يا After that we have ya, ya sukun, zay, zay. What ta? We have also harfu ta, the letter ta. We didn't put anything about it, above it or under it. It is, as we say, it come, if he came subject or object or we will put the suitable form of it in the sentence. زي فتحة زا يا سكون يي زي زيت. It mean oil. We be careful here about حرف الذال وحرف الزاي. ذال زاي. The say maybe there is difficult to قريب من بعضها لكن مختلف. Yes. تفضل فرقان. 11. harf olan zel harfini okuyoruz. Ra'nın noktalısı bu da. Ra harfinin noktalısı zel. Z harfi. Bu diğer zel, peltek olan zel harfinden farklı. Bu keskin bir z. Direkt Z diye okunuyor. Bizim Türkçe'de okuduğumuz Z harfi gibi keskin bir Z. Z'nin üzerinde fetha var. Üstün olduğu için Z. Bir sonraki harf Y. Ama bu med harfi değil. Z. Yani med harfi olsaydı Z derdik. Ama bu med harfi olmadığı için normal Z diye okunuyor. Zeyt. Zeyt. İkisinde de cezim var. Yani bu da harfin sükun olduğunu anlamına geliyor. İkisinde de cezim olduğu için zeyt diye okuyoruz.
Zeyd. Bu da yağ anlamına geliyor. Yağın zaten bildiğimiz yağ çeşitlerini bilirsiniz. Zeytinyağı, ayçiçek yağı. Normal yağ anlamına geliyor. Zeyd. Normal zel harfinden farklı. Normal bizim Türkçe'de okuduğumuz Z gibi. Keskin bir Z. Zeyd. O da Zeyd. نكمل ولا انتهت الساعة؟ verilen saatin bittiğini söylüyor hocamız. Sardar huna, Sardar huna. Ah Sardar. İnsanlar devam etmek isterlerse sunumu tamamlayabiliriz ama kafi derlerse bitirebiliriz. Hocamız sizler karar verin. You can finish or go on. Hey Ali, you know. Sen bilirsin. نتخلص الدرس أو نداوم سيدي. أنتوا بتقرروا سيدنا هيك. نعم. يعني. ربع ساعة أخرى إن شاء الله. About a quarter, 15 minutes إن شاء الله. إن شاء الله. حرف السين الحرف الثاني عشر حرف السين. أتينا بكلمة سهلة هي سهم سهم ثلاثة أحرف إذا فككناها فككنا هذه حللناها فككناها يصبح لدينا السين عليها فتحة سه والهاء عليها سكون سه سه والميم يأتي بعد ذلك سهم سهم معروف ما هو معناه تقولون معناه بالإنجليزي أو بالتركي yes. We have the letter sin 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 فتحة س sin with فتحة س plus حرف letter ها ها سكون سه سه plus ميم سهم 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 mean a row in English 12. harf olan S harfi sin sin harfini okuyoruz şu anda ilk başta öğrencimiz S, peltek S harfinden farklı. Bu da bizim normal Türkçe'de okuduğumuz si. Ama ince. Arapça'da bunun kalınında var. Bu ince olarak aklınızda kalsın. Sin. Sin harfi. S olarak ilk harfinde S ve H ve M harflerini vermiş. S harfinde üzerinde fetha var. Bu da üstün olduğu için S diye okuyoruz. Bir sonraki harf H. Bunun üzerinde cezim var. Bir önceki harfi çarpıyoruz. Seh. M harfinde cümle son, kelime son harfi olduğu için sehm diyoruz. Ama devam etmek istersek sehmun. Seh diye durabiliyoruz. Ama devam edeceksek sehmun diye kelimenin cümleye göre anlamı da devam edebiliyor. Seh. Bu da Türkçe'de kullandığımız ok. Yani bu yay atma oku olarak kullanıyoruz bunda. Seh. الحرف الثالث عشر هو حرف الشين الشين في الكتابة مثل السين كما قلنا لكن فوقها ثلاثة نقط الشين أتينا بجملة بكلمة كلمة تستعمل كثيرا يعني نستعملها كثيرا كما عندنا كما في كثير من اللغات تستعمل هذه الكلمة كثيرا شجرة شجرة حرف الشين عليها فتحة ش وحرف الجيم عليها فتحة شجا شجا وحرف الراء عليها فتحة شجرة شجرة وحرف التاء المربوطة هذه مثل التاء لكن فوقها نقطتين هذه علامة كما قلنا مرة معنا علامة التأنيث
Şecara. 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 Hâzihi lemme teqif aleyha telfidhuha hâen. التاء المربوطة لكن حينما تقرأها في الجملة تلفظها تاء شجرة كبيرة شجرة عظيمة فحينما تقف عليها تلفظها هاء وحينما تمشي فيها تمشي في بالكلام تلفظها تاء. We have the Sheen, sheen like the letter seen, seen without dot, but sheen we have three dot on it. Sheen, it's come in English with two letters, S, H, we say she, she. Sheen, sheen fatha, sha. Sheen fatha sha plus jim jim fatha ja shaja shaja plus the letter ra shajara shajara ra fatha ra shajara. We have here also the letter ta but like ha with do two dot above it. As we say, this word is female word. Why? Because it end with the letter ta. Ta that like harf al-ha with two dot above it. If we... pardon. If we put shajara in sentence, we pronounce harfu ta as we say ta, shajara, shajaratu, shajarata, shajarati. But if we stop here on this letter, harful ha with do dot, we say, we pronounce it ha, shajara, shajara. But in sentences, we say shajarata or shajaratu or shajarati. Thank you. 13. Kelime harf olan ş harfine başladık. Sinin aynı şekilde noktalı olanı, üç noktalı olanı üzerinde. Sin, üç noktalı olan ise şın harfi. Şın. Şın harfi. İlk başladığımızda kelimenin başında şının üzerinde fetha olduğu için şe, şe diye alıyoruz. Bir sonraki harfte gene aynı şekilde fetha olduğu için, üstün olduğu için şe, c, şe, c. Direkt düz olarak alıyoruz onları. Şe, c, ra. Şe, c, ra. Ra harfinde üzerinde fetha var. Aynı şekilde üstün olarak alıyoruz onu da. Şe, c, ra. Son harf olan T var son harfte. Bir önceki örnekte verdiğimiz gibi müzekker ve müennes örneğine geliyoruz. Bu T müennes örneği yani dişi örneği diye adlandırılıyor Türkçemizde. Dişi ve erkek örneği olarak veriliyor. T dişi örnek, H erkek örnek olarak okunuyor. Şeceratun. Devam edeceğimiz zaman cümlenin sonunda tun, şeceratun. Şeceratin, şecerate diye devam ediyoruz. Ama kelimeyi bitireceğimiz zaman şecerah. Sadece şecera kelimesini kullanacağımız zaman şecerah. Yani sondaki T'nin noktalarını düşürüp H olarak okuyoruz. Şecerah, şecerah, normal H. T'nin tekrardan söylüyorum müzekker ve müennes olarak ikiye ayrılıyor. Bazı kelimeler müennestir Arapçada, bazı kelimeler müzekkerdir. Müennes kelimelerin sonlarında T harfi bize belirtici bir örnektir. T harfi var ise o kelime müennes bir kelimedir. Yani dişi bir kelimedir. Ama T harfi yoksa müzekker bir kelimedir. Fadasıydı.
صار وقت الصلاة تأخرنا على الصلاة. الحرف الرابع عشر حرف الصاد. الصاد يعني من قالنق حرف لري أو الحروف الفخمة. هو مثل السين لكن فخم. يعني مثل السين لكن يلفظ ب بتخانة يعني بصا صا سين ليس سين وإنما صا. أتينا بكلمة فيها مشكلة أيضا حتى هذه المشكلة نبينها لكم. حرف الص كلمة صائد. صائد صائد حرف الصاد عليها فتحة والألف عليها سكون. صا 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 إي هذه إذا كان الألف عليها كسرة نضع هذه الألف المقصورة. ألف مقصورة هذه الألف الألف المعتلة أو الألف المريضة أو كذا يشبه الياء ولكن بلا نقاط. بلا نقاط يعني ربما عملنا على حولها درس حول الألف وأشكالها وأنواعها والهمزة كيف تأتي. الهمزة هنا حينما يأتي بعد بعد الألف متى نكتبها على السطر وعلى حينما نكتبها على السطر هكذا يكون عليها ألف مقصورة وحينما نجمع الكلمة نكتبها على شيء يشبه الياء ولكن بلا نقط ونبين فوقها همزة. صا إي ما هي مكسورة إي. صا إد صائد يعني صائد وصياد نفس المعنى ولو كتبنا صابر كان أفضل. صابر يعني بدل هذه حرف الباء مكسورة بدل الدال راء يصبح صابر يعني كنا خرجنا من الإشكال. هذا خطأ يعني لكن أحببنا هنا أن نبين أن نبين الألف المقصورة كيف تكون في وسط الكلمة. جزاكم الله بالعكس هيك مشان نعم. We have here حرف الصاد. حرف الصاد it's a strong letter. Strong. If we say seen a soft sound but صاد it's a strong sound. Seen صاد seen صاد here صاد have a strong sound. صاد فتحة صا. After that we put ألف it's B a vowel of A. صا صا. Why صا have a vowel sound here? Because before the alif we have we have fatha sad fatha sa plus alif we have a vowel sound sa. Here is a big problem. This so this shape of like harful ya without dot above it we have Hamza, it's weak, it's mean, a weak, yeah. Weak, yeah, without doubt. Burada sad harfine takılıyorsun. La, la, les, affan, pardon. We have later, inshallah, some lessons. How
we write al-hamza in the word, maybe on the line, on the this alif, to this alif, this alif, that's like yeah, without doubt under it, it's we say it a. But the hamza have kasra, so we write it above ya without doubt. It's a weak ya. Sa-i. Sa-i. Sa-id. The last letter is dal. Sa-id. It's mean a hunter. Tadal. 14. harf olarak sad harfini alıyoruz. Sad harfinin sin harfiyle farkları var. İkisi de aynı ses tonunda. Ama okunuşları birini ince okuyoruz. Sin ince alıyoruz. Sad harfini kalın alıyoruz. Sin ince oldu. Sad kalın oldu. İkisi de aynı S. Biri ince, biri kalın oluyor. Sa harfinin yanında elif var. Bu da aynı şekilde anlattığımız gibi met elifidir. Sa sadece bunun görevi sükun, yani bir harekesi olmadığı için bir önceki gelen harfi uzatmaktır. Bir önceki gelen harfi bir ses tonu kadar uzatmaktır. Sa burada y'nin üzerinde elif görüyoruz. Hemzeli y görüyoruz. Buradaki elifin kaidesi bambaşka bir kaide. Y ile olan elifin kaidesi başka bir kaide. Y'nin ortada yazılışını göstermek için böyle bir örnek verdi. Çünkü y tek başına elif hemze harfi, yani orada gördüğümüz ufak e harfi tek başına yazılabilen bir harf olmadığı için onu y üzerinde örnek vererek gösterdi hoca. Sa diye okuduğumuzda y'yi okumuyoruz. Sadece üzerindeki hemzeye odaklanıyoruz. Sa id. Sa id. Sa id. Yani buradaki y'yi vermesindeki sebep de aslında biraz ağır bir konu. Ama bak örnek verirken ortasındaki yazılışında örnek verdi. Ortasında harflerin başlarda, ortalarda ve sonlarda yazılışı farklı olur Arapçada. Hoca da buna örnek vermek için ona bir şekilde altında y koydu. Sa, sa harfi fetha olduğu için sa diye okundu. Elif harfi var. Aynı şekilde söylediğimiz gibi 3 tane met harfinden birisi elif. Vav, y bu harflerden birisi olduğu için, hareketsiz olduğu için sa harfini uzatıyor. Bir ses tonu kadar uzatıyoruz. Sa idi. Sa idi. O gördüğünüz y harfi de Arapçada e'nin yani hemzenin ortada yazılış hali olduğu için e koydu altına. O şekilde yazılıyor Arapçada kelimeler. Bazıları ortada, bazıları başta, bazıları sonda farklı olarak yazılıyor. O şekilde örnek verdi. Sa idi. Bu da Türkçe'de avcı anlamına geliyor. Salat-ı Maghrib prayer. Naam, mişan Salat-ı Maghrib. نتوقف الآن إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم